Merhabalar, iyi çalışmalar herkese arkadaşlar. C# ile ikinci yüz derslik serimizin 53. dersini gerçekleştireceğiz bugün. Tarihler 18 Aralık 2018. Şimdi dün en son yaptığımız derste şurada kaldık. Material Design ile ilgili 3 tane ders yapmıştık. Bu da Material Design'in son dersi olacak. Belki bir de bir List View ile ilgili örnek yapabilirim. Ondan sonra bu başlığı da kapatacağız. Tekrar QR kodlara dönüyor olacağım İlerleyen derslerde. Şimdi şöyle proje kısmına geliyorum. Ya da Windows Form, yeni bir tane Windows Form'u ekleyeceğim. Bu yeniden şey, Material Skin'in diğerlerini vesaire hepsini tekrar en baştan ekleme gereği duymuyorum. Çünkü zaten bunu önceki videolarda yaptım. O videolardan açıp izleyebilirsiniz. Şu son 3 video, yani 50, 51 ve 52. videolarda. Şimdi ben bir tane form ekledim buraya. Öncelikle bu formu material forma dönüştürmem gerekiyor. VS Code'a geldim. Şurada form kısmını siliyorum. Diyorum ki material form dedim. Ctrl+S dedim. Şimdi bakın form tasarımına döndüğüm zaman burası artık bir material form halini almış oldu. Ben bir login ekranı oluşturacağım. İşlem yapsak da olur, yapmasak da olur. Önemli olan burada tasarım kısmı. Bu tasarım kısmını oluşturacağım. Bunun için şöyle yapacağım. Şu en üstte bir tane label atalım şuraya. Bunun için şuradan ben bir tane material label'ı kullanıyorum. Bunun ismi arkadaşlar. Bunun ismi ne olsun? Ne diyelim ismine? Hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz olsun. Şimdi ben projeyi bir çalıştırayım bakayım nasıl gelecek. Bu kısım transparan geliyor mu arkası? O benim için biraz önemli. Transparan gelmiyor. Bunun arka plan rengi normalde transparan mı? Değil. Peki bunun arka plan rengini ben şöyle transparan yaparsam tamam. Şimdi biraz daha istediğim formatı yakalamış oldum. Ayrıca fontu da büyütebiliriz. Şimdilik büyümesin. Şimdi ne olacak başka? Şurada ben bir tane single line text file var. Tekli şey alanı. Textbox kutucuğu gibi düşünebilirsiniz bunu. Şunu ben şöyle ekledim. Şunu da ortaya alalım biraz. Şöyle şurayı da biraz daha küçülttüm. Şimdi şu hoş geldiniz yazısı şurada kalsın. Şurada bir tane single line material textbox var. Bunun içindeki yazıyı siliyorum ben. Bunun içindeki yazı olmasın. Onun yerine şurada hint alanı var. Hint bizim ASP'deki placeholder gibi. Daha doğrusu HTML'deki placeholder gibi. Yani İşte default olarak üstüne ne yazsın? Mesela username değil de kullanıcı adı yazsın. Kullanıcı adı. Şimdi ben bunu kopyaladım. Geldim yapıştırdım şöyle. Bu da bir dakika şöyle. Bu da şifre yazsın şurada da. Nerede? Hint alanında. Bunu da şifre yazsın. Ondan sonra arkadaşlar şurada Form 5 yazıyor. Onun ismini de değiştireceğim. Bunun ismi de C# ders 53. 53. Material Design Design Doğru oldu sanırım. Tamam. Şimdi ben çalıştırayım. Çalıştırdığım zaman bu formun ismi değişecek. Şöyle ki bakın C# ders 53 Material Design olarak karşıma geldi. Hoş geldiniz kısmı da bu şekilde olmuş oldu. Ondan sonra bir süre bir tane beni hatırla checkbox'ı ekleyelim. Bunun için bir tane checkbox ekliyorum. Şöyle bir checkbox ekledim. Bunun ismi Remember Me'yi karşılayacak olan checkbox'ımız. Text kısmında beni hatırla yazsın. Beni hatırla. Hemen şöyle alta da şuraya da bir tane buton ekleyeceğim. Ekleyeceğim buton ismi Raised buton. Şuraya bir tane Raised buton ekledim. Şöyle ki biraz büyütüyorum bunu. Şu şekilde. Tamamdır. Bunun ismi de giriş yap olsun. Bu şekilde bir form tasarımı oluşturmuş oldum. Şimdi çalıştırdığım zaman şöyle gelecek karşıma arkadaşlar. Bakın bu şekilde biraz daha böyle istediğim formatta geliyor. Mesela kullanıcı adı Murat01, şifresi 123 dedim. Mesela bu şifre formatına çevirelim şurayı da. En altta bulunan Use System Password Char özelliğini true yapıyorum. Eğer ki bunu tasarımını değiştirmek isterseniz yani biraz daha farklı bir tasarım formatı. Mesela bizim şu ikinci formdaki tasarım var ya ben bunun kod kısmına gidiyorum. Buradaki kod kısmına bir gidelim. Bir dakika şöyle sağ tuş view code dedim. Şuradaki kodu kopyaladım. Bunu bir önceki derste anlatmıştım ne olduğunu. O yüzden bu derste tekrar değinmeye gerek yok sanırım. Şuraya yapıştırdım. Yukarıya da bir dakika. Form 2'ye gidelim. Tekrar şuradan kod kısmına gidelim. En yukarıya şunları da pardon kopyaladım. Geldim şuraya yukarıya yapıştırdım.
Ve bu şekilde şeylerimiz de gelmiş oldu. Kütüphanelerimi ekleyince buradaki sınıfları da kullanabiliyor oldum. Şimdi tekrar şöyle çalıştırdığım zaman biraz daha farklı formatta geliyor olacak. Bakın bu şekilde hoş geldiniz falan dedi. Hatta şunu şöyle yapalım. Mesela ben bunu light değil de dark yapacağım. Yine geçen ders anlattığım başlıklardan birisi bu. Şöyle çalıştırdığımız zaman arkadaşlar biraz daha şöyle işte kullanacağı da yazıları da text shape'leri de black değil de white yapalım. Yani beyaz olsun. Şimdi yeniden çalıştırdım. Bakın bu şekilde şey kısmı yine beyaz kaldı. Bunda mesela işte ne diyelim? Kullanıcı adı Murat 123 şifre 1-2-3-4-5 bu şekilde işte giriş yapa tıkladığım zaman giriş yapma işlemini gerçekleştirebiliriz. Onlar çok güzel renkler değil. Yellow 300 değil de mesela yellow biraz daha koyu bir yellow seçsek ne olur? 400 varmış. Şimdi yeniden çalıştırdım şöyle. Bir tık daha koyusu sanki daha güzel duruyor gibi arkadaşlar. İşte şurada yazıları beyaz ya da siyah yapabiliriz. Şunun da yazı rengi aynı şekilde ne yapılabilir? Özellikler penceresinden değiştirilebilir. Böylece bu dersimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde 54. ders artık yeniden QR'lara dönüyor olacağız muhtemelen. İşte bu da böyle bir form. Ha, bence tasarım çok kötü değil. Daha iyisini eminim ki sizler gerçekleştiriyor olacaksınız. İşte tekrar kullanıcı adı Murat 123 şifresi 1-2-3-4-5 dedim. Ve beni hatırla butonuna tıklayıp giriş yapa tıkladığım zaman ne yapacak? Giriş yapma işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. 18 Aralık 2018 tarihler. Bir sonraki dersinizde 54. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Hoşça kalın.